gündemi takibe alan ve Türkiye'nin gündemine mesajlarıyla, unutma başlığı altında mesajlarıyla katkı sağlayan izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim. Gülseren Özdeniz, günaydınlar, unutmadık. Yıllar içimizdeki acıyı, isyanı bitirmedi. Madımak bir utançtır. 28 yıldır sönmeyen ateşe dair mesajı bu şekilde Gülseren Hanım'ın. Yine gelen mesajlar, hemen böyle hızlı bir şekilde onlara bakmaya çalışıyorum. Unutmayın, dünyada yeni varyantlar var ve unutmamamız gereken konuysa o altın kurallar, maske, mesafe, hijyen ve bu kurallara eklenen aşı. Aşı yaptırmayı da unutmayalım. Doktor Aysel Yavuz'un mesajıydı. Bir başka izleyicimiz, her gün zam zam zam. Hani böyle ekonomi uçacaktı, siyasetçiler öyle söylüyordu. İçişleri Bakanı öyle söyledi. İşte dün bir, bugün iki, Temmuz ayı itibariyle hayatımıza pek çok yeni zam girdi. Bilmiyorum, belki yarından itibaren ekonomi uçacaktır. Belki bugünden itibaren ekonomi uçacaktır. Ama dün biz, yani yeni ayla birlikte, yeni günle birlikte zamların uçtuğuna tanıklık ettik. İsmail Girişen, günaydınlar mesajınız için. Ali Ülger de aramıza katılmış, bizi takibe almış. Selamlarımızı iletelim. Gelelim tekrar Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi, İrfan sana zahmet bir Hürriyet Gazetesi'ni genel görebilir miyiz? Hürriyet Gazetesi'ne şöyle bir genel çerçeveden baktığımızda her tarafta, pek çok gazetede zamlar konu edilmiş. Emekli nasıl geçineceğim diyor. Ya da işte ne bileyim, pek çok kesim bu sıkıntıyı yaşıyor. Baktığımızda Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında, hani amiral gemi olarak bildiğimiz Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında bu zamlara dair bir haber görmüyoruz. Peki iç sayfalarda var mı? Şöyle bir hızlıca ekonomi sayfasına baktım iç sayfada Hürriyet Gazetesi'nde. Orada da göremedim. Bilmiyorum, ben göremedim belki de, ya da satır arasında kaldı birkaç gazete yorumunda. Ama Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında biz bunu göremedik. Okuyucular kendi hayatlarına dair bir şeyler bulmak isterler. Ve kendi hayatlarını doğru tarif eden yerler, yayın organları, onları tercih ederler. Özür dilerim. Ama baktığımızda bir gazete, Türkiye'de çokça okulan ve satılan bir gazete, orada zamlarla ilgili bir haber yer almıyor. Tekrar söyleyeyim, belki ben görememişimdir. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti, Tosuncuk neden teslim oldu? Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın Brezilya'da Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Hürriyet'in araştırmasına göre Tosuncuk'un bu sürpriz kararının ardında 3 ihtimal yatıyor. Bakalım bu ihtimaller neymiş? 1. Çaldığı parayı bitirdi. Mehmet Aydın firardayken Ukrayna, Belarus, Arnavutluk, Tayland, Avustralya, Uruguay ve Brezilya'da kaldı. Her gittiği yerde saklanmak için, lüks hayatını devam ettirmek için çok büyük paralar harcadı ve artık parası bitti. 2. Mafyadan bunaldı. Firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunaldı. Bazı mafya grupları onu korurken bazıları da ondan para sızdırmak için peşine düştü. Bu hayatın getirdiği maddi külfet ve stres artık çekilmez bir hal oldu. Burada herhalde kendisi için üzülmemiz bekleniyor. 3. Geri ödemek istiyor. Ben pek ihtimal vermiyorum. Mehmet Aydın vatandaşlardan dolandırdığı paraları Bitcoin'e yatırmıştı. Şimdi elinde kat kat fazla para var. Türkiye'ye dönüp dolandırdığı kişilere parasını ödemek istiyor. Eğer bunu yapabilirse alacağı ceza da daha az olacaktır. İşte bununla ilgili bizim bir haberimiz var. İrfan sana zahmet, istersen o haberi hemen şöyle önlere çekelim. Bunlar sıralanmış ihtimaller. Hani nereden çıktı bu başkonsolosluğa teslim olma durumu? İhtimalleri Hürriyet Gazetesi bu şekilde sıralamış. Bir ihtimal daha olabilir mi? O ihtimali de biz söyleyelim. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararı, gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Okumakta zorlandığı işte bu metinle sessizliğini bozdu. Brezilya'da teslim oldu. Çiftlik Bank mucidiyim diyen Mehmet Aydın, Tosuncuk olarak bilinen, Interpol'ün arananlar listesinde olan firari bir dolandırıcı. Kendini mağdur ilan etti ve kanıtlamak için de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle
Geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 2018'de kurduğu sanal çiftlikle 132.222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. 30 yaşındaki Aydın Interpol'ün en çok arananlar listesindeydi. Aydın avukatları aracılığıyla bir video çekti, yazılı metin okuyarak suçlamaları reddetti. Kurmuş olduğumuz oyun platformunu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Türkiye'den kaçtıktan sonra sık sık lüks yaşamını gözler önüne sermişti Aydın. Bulunduğu Brezilya'da teslim oldu. Onunla birlikte kaçan ve Brezilya'da olan kardeşi Fatih Aydın da aranıyor. İddiaya göre 2018'in Mart ayından bu yana hakim önünde olan Tosuncuk dosyası 2019 yılındaki af yasasından faydalanabiliyor. Buna göre çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık için örgüt kurma suçlarına infaz indirimi geldi. 3 yıl sonra bir anda ortaya çıkan Mehmet Aydın'ın da tutuklansa bile cezaevinde yatış süresi kısalabilir.